Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 1. TBMM'in açılışı. 23 Nisan 1920. Hatırlayın, en son size İstanbul'un resmen işgalini anlatmıştım. İstanbul işgal edildikten sonra Osmanlı ve Mustar Meclisi kapatılmıştı ve Yeniçeri Meclisi'nin çalışmaları Ankara'da başlamıştı. Ve Ankara'daki açılacak meclise hem İstanbul'dan kaçan milletvekilleri geldi, hem de Ankara başta olmak üzere yurt genelinde seçimler yapıldı. Her yerden milletvekilleri Ankara'ya geldi. 324 milletvekili yerine o günün şartlarında 115 milletvekiliyle meclis açılacaktır. Çok coşkulu bir kalabalık vardır. Herkes heyecan içerisindedir Ankara'da. Ve beklenen gün gelir. 23 Nisan 1920 günü Cuma gününe denk gelmiştir. Cuma namazı Hacı Bayram Veli'de kılınır ve dualarla 1. meclis açılır. Mecliste herkes heyecanlıdır ve bazı kararlar alacaklardır. Onlara geçmeden önce size şurada önemli bir bilgi paylaşacağım. Arkadaşlar, özellikle soru kalıplarında çok fazla çıkıyor. Diyor ki, aşağıdakilerden hangisi 1. TBMM döneminde gerçekleşmiştir diyor. Bunu yapabilmen için senin bu meclisin süresini bilmen lazım. 1. TBMM 1920'de açılır, 23'te görevi sona erer. Savaşlar Meclisidir. Kurtuluş Savaşı'nı üstlenecektir. 2. TBMM ise 23 ve 27 yılları arasında 4 yıl görev yapar. O da daha çok devrimleri, inkılapları yapacak meclistir. Lütfen bunu unutmayın. Sınavlarda soru olarak size çıkar. Benden size hatırlatma. Geliyorum meclisimin özelliklerine. Mustafa Kemal Meclis Başkanı seçilir ve bazı meclisin temel özellikleri vardır. Bu da yine sınavlarda çok fazla soru olarak geliyor. Bakalım, 1. TBMM olağanüstü meclistir. Yani yasamayı da, yürütmeyi de, yargıyı da eline almıştır. İkinci özelliği kurucu meclistir. Yani kuran. Ne kurdu? Evet, yeni devlet kurdu. Evet, ordu kurdu. Aynı zamanda anayasayı ilan edecek. 3. Savaşçı meclistir. Az önce söyledim. Kurtuluş Savaşı'nı üstlenen meclistir. 4. Güçler Birliği ilkesine sahiptir. Güçler Birliği'ne, bundan sonra çok kullanacağım bunu, yasamanın, yürütmenin, yargının tek elde toplanması. Hocam, demokratik mi? Değil. Ama savaşlar meclisi dedim. Savaş var. Bundan dolayı bu özelliğe de sahiptir. İhtilalci meclistir. Ne demek? Mevcut düzenin yıkılması demek. Evet, mevcut düzen yıkılacak, yerine yeni devlet kurulacak. Demokratik meclistir. Arkadaşlar, demokratiktir çünkü üyeler seçim yoluyla belirlenmiştir. Ulusçu meclistir. Bütün milletvekilleri Türktür. Gayrimüslim ve azınlık milletvekili yoktur. Aynı zamanda inkılapçı meclis değildir. Bir tane inkılap yapmıştır. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922. Bunlar önemli. Bunları sen yorum yaparak soruda bulamazsın. Bunları bilgi olarak ne yapacaksın? Kafana yazacaksın. Geldim, bunu sona sakladım. Çok önemli bu da. Meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır. 1920'den 23'e kadar 3 yıl uygulanır. Hocam, bu sistemin özelliğini söyle diyorsan dinle beni. 1. Bir meclis başkanı vardır. Aynı zamanda o hükümetin de başkanıdır. Kim bu mesela? Mustafa Kemal. Hem meclis başkanı hem hükümetin başkanı. Demokratik mi? Değil. Ama hızlı karar alması lazım çünkü savaş var. 2. özelliği, bakanlar meclis içinden tek tek oylamayla seçilir. Ne demek bu? Mustafa Kemal kürsüye çıkar. Arkadaşlar der, Milli Eğitim Bakanı kim olsun? Ahmet el kaldırır, Mehmet el kaldırır. Oylama usulüyle seçilir. O zaman önemli. Bakanların milletvekili olma zorunluluğu vardır arkadaşlar. Lütfen bunu da bilin. Kaç yıl görev yapmış? 3 yıl. Cumhuriyetin ilanına kadar ülkemizde meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır. Demokratik değildir. Hızlı karar almak için. Geldim son özelliğe. 1. mecliste arkadaşlar parti yoktur. Partinin yerine gruplar vardır.
hangi gruplar mesela? Mustafa Kemal'in de içinde bulunduğu Müdafaa Hukuk Grubu, İstiklal Grubu, Reform Grubu, Yeşil Ordu, özellikle Çerkez Edebi sevenlerin desteklediği bir grup, Tesanüt, İddiatçılar ve Halk Zümresi. Bunlar daha sonra birinci grup ve ikinci grup diye ayrılacaklardır. Şu anda gruplar olarak bilmeniz yeterli. Birinci TBMM'yi açtım. Uzun bir konu. Şimdi bu özelliklerini anlattım. Diğer derste ise 24 Nisan önergesi ve kararlarını anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.